Herkese Teknoloji Oku'dan selamlar arkadaşlar. Ben Ünsal Sarıtoprak. Geçtiğimiz günlerde Huawei TS Smart 2019'un Türkiye lansmanına katılmıştık. Orada hazır bulunuyorken TS Smart için de bir tanıtım videosu hazırlamıştık. O videoyu açıklamalar kısmından veya yukarıdaki video kartlarından ulaşabilirsiniz. Şimdi ise telefon test merkezimize geldi ve bizler de sizler için hızlı bir kutu açılımı yapmak istedik. İşte karşınızda Huawei TS Smart 2019. Evet, açıyorum. Burada bir kağıt var. Evet, destek hattı için Huawei bir kağıt koymuş. Telefonumuz bu şekilde. Bizlere mavi rengi gönderilmiş. Ön tarafından başlayalım o zaman. 6.21 inçlik bir ekran boyutu bizleri karşılıyor. Üst kısımda ise su damlası çenti dediğimiz çentik tasarımı mevcut. Yan tarafında telefonu açma, kapama ve ses kısma arttırma tuşları bulunuyor. Öbür kısımda pek fazla bir şey yok. Temiz bir arayüzü var buranın. Alt kısımda ise kulaklık girişi, şarj cihazı girişi ve hoparlörümüz var. Arka tarafa bakacak olursak bir adet parmak izi okuyucumuz var ve iki adet kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu arada 2018'den farklı olaraktan 2019 modelinde kameralar yapay zeka ile destekleniyor. Üst tarafta 13 megapiksellik bir kamera, alt tarafında ise 2 megapiksellik bokeh etkisi veren bir kamera bizlere sunuluyor. Ön tarafında ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası bizlere karşılıyor. Bu arada cihaz 3 GB RAM'e sahip, 64 GB depolama alanına sahip. Bu depolama alanı 512'ye kadar ekstra hafıza kartı ile artırılabiliyor. Telefonun en önemli özelliği çift SIM kartı desteğiyle beraber gelmesi. Huawei kullanıcıları bunu uzun zamandır istiyordu ve Huawei de bu çağrılara kulak vererekten TS Smart 2019'la beraber çift SIM kartı desteğini de sunmaya başladı. Evet, burada bayağı ağır bir kutu var. Ha, kullanım kılavuzu var burada. Farklı dillerde yazılmış. Bir de SIM kartı, hafıza kartı girişi için iğnemiz var. Bir adet şarj adaptörü çıkıyor kutusundan. Şöyle göstereyim. Bir adet de micro USB şarj kablomuz bizleri karşılıyor arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Evet. Bir adet de klasik olaraktan kulaklık çıktı. Açıkçası böyle bir telefona, bu özelliklere sahip bir telefona ben bu kulaklığı yakıştıramadım. Oldukça basit, sade bir kulaklık bizlerin beğenisine sunulmuş. İşte buradan puan kırarım. Bu arada cihaz kutusundan 9.0 Android Pie güncellemesiyle beraber çıkıyor arkadaşlar. Buna ek olaraktan da Huawei'nin kendi Yonga seti yani Kirin 710'dan gücünü alıyor telefon. 3400 mAh'likte telefonun bir pili var. Telefonun arka kasası sert bir plastikle üretilmiş. Bu da onu sağlam kılıyor darbelere karşı. Tabii ya detaylı incelememizde biz telefon hakkında sizlere daha fazla bilgi aktarımını sağlayacağız. Ancak kutu açılımında birazcık kutu içeriğini göstermek istedim ben sizlere. Birazcık da telefon hakkında bilgi vermek istedim. Yüzeysel geçtim. Bir iki hafta içerisinde detaylı incelememizde teknolojioku.com ve YouTube kanalımızda olacak. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir başka içerikte, bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.